Edirne'nin köklü eğitim kurumlarından biri olan Mithatpaşa İlkokulu'nun zamanla eskiyen duvarları, dökülen sıvaları, pas tutan korkulukları, okul müdürü Ertan Çekiç'in özverili çalışmalarıyla yepyeni bir görünüme kavuştu. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında en yüksek puanı alarak Mithatpaşa İlkokulu'nda okul müdürlüğü görevine başlayan Ertan Çekiç, okulun bütün fiziki ortamını güzelleştirmek için çalıştı. Pandemi döneminde okul müdürü gibi değil, adeta bir amele gibi çalışan Ertan Hoca'ya, yakın arkadaşları ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri de manevi olarak destek verdi. Okulun fiziki ortamını iyileştirmek için verdiği mücadeleyi sosyal medya hesabından paylaşan Ertan Çekici adeta destek yağdı. Hemen her gün bir meslek grubu Ertan Hoca'nın yanında olarak yapılan çalışmalara katkı sundu. Okul müdürü Çekici'nin bu azmi hem velilerden hem de yeni imaret halkından büyük destek gördü. Yeni İmaret Mahalle Muhtarı Süleyman Amaç, okulda müdürlük görevini yapan Ertan Çekiç'in büyük emek sarf ederek okulun bakımı için mücadele verdiğini söyledi. Yeni İmaret Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Ertan Çekiç'le beraber harç yaptık, duvarları, kalıpları yaptık. Allah razı olsun, büyük katkıları var. Halen de devam etmektedir. Bunun devamını temenni ederim. Teşekkür ederim hocama. Okulun yakınında iş yeri bulunan Kamil Yaşıbeyli, okulun birkaç ay önce bakımsız halinden eser kalmadığını söyledi. Diğer kendi içerisindeki arkadaşların yardımı, okul aile birliğinin yardımı, vatandaşların yardımıyla okulumuzu elinden geldiği kadar çok kısıtlı imkanlarla, sıfır maddi imkanlarla bu hale getirdi. Gözle görülür bir değişiklik, güzellik var. Müdürümüz Ertan Çekiç genç bir arkadaşımız, idealist bir arkadaşımız. Okulumuzu çok daha güzel yerlere getirmek istiyor. İnşallah bunu da başaracak. Okulun velilerinden Fatma Çelik, yaptığı çalışmalardan dolayı Müdür Çekiç'e teşekkür etti. Müdürümüz çok şeyler yaptı okula. Bayağı bir yenilik yaptı. Arç çıkardı, boya boyadı, sıvadı, bayağı bir yeniledi. Çok mutlu olduk biz veli olarak. Biz çok veli olarak çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz müdürümüze. Esnaf Yaşar Çekirge ise okulun bakımlı geldiğini söyledi. Ertan Hoca geldiğinden beri hiç ailen durmadı. Her gün mücadele etti. İşte gördüğünüz buralarını hep boyadılar, kalıp yaptılar, beton attılar. Mücadelesini verdi. İyi bir arkadaşımız. Okul için en güzelini yapmaya çalıştı yani bugüne kadar. Böyle çalışan bir arkadaş görmedim. Yani onun için aynı okulumuz koleje benzettiler. Eczacı Bülent Varel, yapılan tüm çalışmanın okul müdürünün kendi çabasıyla gerçekleştiğini kaydetti. Yeni imaret en eski semtlerimizden olmasına rağmen kamu yatırımlarından, kamudan en az yararlanan semtlerimizden bir tanesi. Şu gördüğünüz duvarlar yaklaşık 2-3 ay öncesine kadar sıvaları dökülmüş, betonları dökülmüş. Çok kötü bir haldeydi. Ama müdürümüz sayesinde özellikle tek kendisi uğraşarak yağmurda, çamurda, güneşin altında, kızın güneşte betonlarını yaptı. Bazen elinde kürekle gördük, bazen elinde malayla gördük, bazen elinde fırçayla. Bütün gün kendisi burada. 7-24 desek yalan değil. Sürekli olarak burada çalışıyor. Tüm okullara böyle müdürler nasip etsin diye söyleyebilirim. Sadece söyleyebileceğim en son cümle. Velilerde yapılan çalışma nedeniyle okulun adeta özel okul gibi bakımlı hale geldiğini söylediler. Çalışmalarını çok beğeniyoruz. Onlar o yokken okulumuz berbat bir durumdaydı. Harabe gibiydi yani. Kendi ellerini aç çıkarıp okulumuzu güzelleştirdi. Allah razı olsun. Mithatpaşa İlköğretim Okulu mezunuyum. Ertan hocamız sağ olsun bu pandemi süreci içerisinde bayağı bir çalışmalar yaptı. Değmedi gel, böyle bakım yapılmadık yer bırakmadı sağ olsun. Kendisine bir veli olarak, mahalle insanı olarak ve Mithatpaşa İlköğretim Okulu'nda mezunu olarak kendisine çok teşekkür ediyorum. Thank you.